Merhabalar dostlar. Bu videomuzda Anadolu'da ve ülkemizin pek çok yerinde karşımıza çok çıkabilecek boz renginden ve uzun boyundan korkulup derhal öldürülen zararından ziyade yararı büyük olan boz yörük yılanı da denen Hazer yılanından bahsedeceğiz. Uzun boyu ve ufak bir başı olan ufak kemirgenlerle beslenen insanlara zararsız ama insan yaşam alanına fazlasıyla yararlı bir hayvandır. İnce yapılı ve hızlı hareket eden yılan türlerindendir. Oldukça yaygın bir yerleşim gösteren bu yılanlar, tarım zararlısı kemirgenlerin baş düşmanlarındandır. Farklı habitatlarda değişik davranışlar gösterebilirler. Sıkıştırıldıklarında her hayvan gibi kendini koruma dürtüsüyle hareket ederler. Aksi takdirde insanlardan kaçmayı tercih ederler. Yılanların zehirli mi, zehirsiz mi oluşları ani karşılaşmalarda kolay tespit edilememekle beraber yaşanacak tanımlama zorlukları nedeniyle en çok karşımıza çıkması muhtemel yılanları detaylı olarak ayrı ayrı tanımaya çalışmak oldukça yararlı olacaktır. Boz yörüğün yani Hazer yılanlarının genel özellikleri. Bu tür ülkemizde ağırlıkla Trakya'da, Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Batı ve Orta Akdeniz olmak üzere tüm yurtta görülebilmektedir. Bu türün vücut boyu istisnai olarak biraz daha büyüklerine rastlanabilmekle beraber ortalama 180 santim kadar olabilmekle birlikte. Türün baş kısmı bariz ince bir boyun ile gövdeye bağlanır. Türün göz bebekleri yuvarlak olup vücudu kaplayan pullar düz. Pullar üzerinde baştan kuyruğa doğru iki delik taşır. Sırt pigmenti gri kahverengi tonlarında olup bazen üzerinde yer yer koyu lekelerde taşımaktadır vücutta bulunan koyu lekeler yetişkin bireylerde net şekilde belirginken yarı yetişkin veya genç bireylerde net şekilde belli değildir. Türün pullarının merkeze yakın kısımları dış kenarlarına nazaran daha açık renklidir. Bunun dışında sırtında olan pulların kenarları beyaz renktedir. Karın bölgesi ise beneksiz ve sarımsı beyaz renkli olur. Boz yörükler genellikle gündüzleri aktif haldedir. Beslenmelerinde küçük kemiriciler yani çekirgeler, tarla faresi gibi hayvanlar, kuş türleri ve kuş yumurtaları, kertenkeleler yer alır. Avlanmaya daha çok sabahları çıkarlar. Oldukça hızlı hareket eden yılanlardır. Avlarını kemirgenler içinden seçtikleri için tarım alanlarında yararlı yılan türlerinden birisidir. Dişi boz yılanlar üreme dönemlerinde bir defada 5-8 arası yumurta bırakabilir. Boz yörüklerin yani Hazel yılanlarının yaşam yerleri, dere kenarları, bahçeler, tarlalar, bataklık alanlar, dağ yamaçları ve ağaçlık yerlerdir. Dinlenme zamanlarında taş altlarını ve kemirici yuvalarını tercih ederler ağaçlara tırmanırlar ve çok iyi birer tırmanıcıdırlar. Yılanlar zehirleriyle avlarının etini sindirirler. Zehir dokuları hızlı şekilde parçalayarak sindirime hazır hale getirir. Çünkü yılanlar avlarını çiğneyemezler. Bütün olarak yutarlar. Zehirsiz yılanlarda ise bu görevi yerine getiren güçlü bir Sindirim sıvısı bulunmaktadır. Sindirim sıvısı da aynı şekilde dokuları hızlı şekilde parçalayarak sindirime hazır hale getirir. Zehirsiz yılanları kovalamamak, sıkıştırmamak ve yakalamaya çalışmamak gerekir. Çünkü savunma refleksiyle eğer ısırırlarsa tükürük salgılarından bile ciltte yanmaya, sert sızlamalara ve şişmeye neden olabilir. yılanın zehirli olduğunu anlayabilir miyiz? Bunun teşhisi için baş bölgesi en önemli bölgedir. İşte zehirli ve zehirsiz yılanların farkları. Zehirli yılanların göz bebekleri kedilerdeki gibi dikey çizgi şeklindedir. Zehirsiz yılanların gözleri ise insanların gözleri gibi yuvarlaktır. Zehirli yılanlara yandan bakıldığında üst çeneleriyle gözleri arasında birden çok sıralı pul bulunur. Zehirsiz yılanlarda bu tek sıralıdır. Zehirli yılanlar daha kısadır. Anüs'ten sonra hemen kuyruk sonu gelir. Kuyruk küt sonlanır. Zehirsiz yılanlar genelde daha uzundur. Kuyruk düzgün şekilde incelerek sonlanır. Zehirli yılanlara üstten bakıldığında baş kısmında pullar küçük ve sık yayılmıştır. Zehirsiz yılanlarda ise daha büyük azdır. Zehirli yılanlarda baş belirli bir şekilde üçgen oluşturur. Zehirli yılanlarda baş geçişi belirgin değildir, çıkıntı yoktur. Zehirli yılanlarda anüsten sonra karın plakları tek sıra halindedir. Zehirsiz yılanlarda çift. Zehirli yılanlar genellikle daha renkli, göz alıcıdır. Zehirsiz yılanlar ise genellikle daha koyu mat renklere sahiptir. Bazen bazı yılanlarda bu tespitler tam tutmayabilmektedir. Mesela kobra yılanı son derece zehirli bir hayvandır ama başı üçgen şeklinde değil ovaldir göz bebekleri kedi gözü gibi değil yuvarlaktır. Bu yüzden kırsalda yaşayanların ve kırsal alanlarda sıklıkla bulunanların bölgesel olarak risk teşkil eden türleri dikkatli araştırmaları daha önemlidir. Boz yörük yani Hazer yılanı çok zaman uzun boyu ve koyu renginden dolayı görüldüğü zaman korkulduğundan tehlikeli sanılıp derhal öldürülen bir yılandır. Zehirli bir hayvan olmayıp ufak kemirgenler olmak üzere Çoğalmaları durumunda hastalık taşıyıcı özellikleri bulunan başta tarla fareleri olmak üzere hastalık taşıyıcı ve hastalık yayıcı özellikte olan insanın yaşam alanında üreme durumunda toplum sağlığı açısından tehlike yaratan bu küçük hayvanlarla mücadelede önemli rol oynadıkları için faydası sanıldığının aksine çok da büyük olan bu hayvanı öldürmemeye büyük özen göstermek gereklidir dostlarım unutulmamalıdır ki doğada hiçbir yaratık yiyemeyeceği bir avı kendisini koruma dürtüsü hariç öldürmeye kalkmaz. Bu savunma refleksidir. Bu nedenle boz yörük yani hazer yılanını kovalamamak, korkutmamak ve dahası yakalamaya çalışmamak gereklidir. Size zarar vermeyecektir, uzak durmaya özen gösterecektir.